الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم بتقوى الله وطاعته، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. Değerli cemaatim, okumuş olduğum ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. De ki, Rabbim açık ve gizli bütün fuhşiyatı, günahı ve haddi aşmayı haram kılmıştır. Hadis-i şerifte ise insanlığın nübüvvetin başlangıcından itibaren peygamberlerden duyduğu ortak söz, haya etmiyorsan dilediğini yap sözüdür. Kıymetli kardeşlerim, iffet ve haya İslam ahlakının vazgeçilmez iki temel değeridir. İffet ve haya bütün erdemlerin ve ahlaki güzelliklerin özüdür. Zira insan için haya hayattır. İnsan olmanın ve mümince yaşamanın bir gereğidir. İffet ve haya insanın Allah, tabiat, eşya karşısında haddini ve sorumluluklarını bilmesi ve idrak etmesidir. Bünyesinde hayatı ve var olmayı, rahmet ve berekete ulaşmayı barındırır. İffet ve haya türlü çirkinlik ve kötülükten uzak kalmayı, hakkı teslimde kusur etmemeyi ifade eder. Hayasızlık ise alçalmanın, insanlığı yitirmenin, varlığı, amaç ve hikmetini unutmanın ifadesidir. Yine hayasızlık İnsan için manevi anlamda ölümün adıdır. İsyanın, inkarın, sınır tanımamanın tahribat ve haksızlığın göstergesidir. Kardeşlerim, iffet ve haya ile birbirini tamamlayan önemli bir değer daha vardır. Bizler ona mahramiyet diyoruz. Mahramiyet hürmettir, izzet, onur ve saygınlıktır. Mahramiyet kişinin ve ailenin kendine özgü ve özel alanların sınırlarıdır. Mahramiyet her şeyden önce her hal ve şartta bu alan ve sınırların muhafaza edilmesidir. Kardeşlerim, ırz, namus, haya, iffet ve mahramiyet gibi insana özgü değerler zamanla sadece belli bir cinsiyette bulunması gereken değerler gibi telakki edilmişlerdir. Zira ırz, namus, haya ve iffet gibi kavramlar herhangi bir cinsle sınırlı olmaksızın kadın erkek herkesi kuşatmaktadır. Irz ve namus, haya ve mahramiyet kadını ne kadar yüce, saygın ve müzeyyen kılıyorsa erkeği de o derece yüce ve saygın kılmaktadır. İffetsizlik ve hayasızlık kadını ne kadar aşağıların aşağısına çekiyorsa erkeği de o derece alçaltmaktadır. Kardeşlerim, insanı insan, müminin kamil kılan bu erdemlerin hemen hepsi hayatı ve var olmayı ifade etmektedir. Eğer bir insan erdemleri kaybetmiş ve mahramiyet anlayışını yitirmişse, o insanın varlığıyla yokluğu arasındaki fark ortadan kalkmıştır. Gerçek şu ki, dünyada bazı şeylerden mahrum olmak insan için zor ve kötü bir durumdur. Unutulmamalıdır ki en kötü mahrumiyet, mahrumiyetten mahrum ve yoksun olmaktır. Kardeşlerim, bugün iletişim ve teknoloji çağında yaşıyoruz. İletişim araç ve gereçleri hayatımızı bir yönüyle kolaylaştırırken diğer yönü de zorlaştırmaktadır. Kitle iletişim araçları ve sosyal medyanın sınır tanımaksızın
ve ölçüsüzce mahremiyeti hiçe sayarak kullanımı kişisel, ailevi ve toplumsal birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle ailemizi, yavrularımızı, gençlerimizi ve bütün bu kötülüklerden koruyacak bir merhamet ve mahremiyet eğitimine ihtiyacımız var. Bugün çocuklarımızı her geçen gün hakikat dünyasından koparıp sanal dünyaya mahkum eden bu gidişata karşı bilinçlendirmeye çok ihtiyacımız var. Ailenin temelini oluşturan muhabbet, merhamet, sevgi, sadakat ve mahremiyet gibi değerleri korumak ve gelecek nesillere aktarmak hususunda hepimize düşen büyük görevler ve sorumluluklar var. Yüce Rabbimiz bizleri sorumluluklarının bilincinde olan kullarından eylesin. Kardeşlerim, yarın akşam 11 ayın sultanı, Ramazan'ın habercisi olan Berat Kandili'ni idrak edeceğiz. Kandilimizi şimdiden tebrik ediyorum. Berat Kandili'nin hep birlikte ebedi kurtuluş beratımız olmasını, ülkemiz, gönül coğrafyamız, alemi İslam'ın ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Rabbimizden diliyorum. Kâle aleyhisselâtu vesselâm. Ettâibü minedden bi kemellâden bele. Estağfirullah el-azîm ve etûbü ileyh ve es'elullah li ve lekum tevfîr. İnnel dîne indallâhi İslâm-ı Zâhîr. Elhamdülillahi hamdel kamilina ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Te'azime li nebihi ve tekrimen safife kale azze ve celle min qailin mukbira ve amira. İnne Allahe ve melâiketehu yusalluna alen nebi. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allahümme salli Muhammed. Kime salleyte ala İbrahim ve ala İbrahim ve ala İbrahim. Allahümme barik ala Muhammed. İnneke amirin mecid. Allahümme zuhur İslam ve Müslümin. Allahümme eyyid kerimeten haklı ve din. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikelerden koru. Bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikleri ihsan eyle. Bizi ana babamızı ve bütün müminleri bağışla. Şüphesiz işiten ve dualarımızı kabul edensin. İnna Allaha ya'muru bil 'adli vel ihsani ve ita'i zil qurba ve yanha 'anil fahsha'i vel munkari vel baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Siz Allah adaleti, iyiliği, muhtaç olan akrabaya yardım emrediyor. Çirkin işleri, fenalığı ve azgınlığı da yasaklıyor. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.